Azerbaycan'ın ilk ulusal kentsel kalkınma forumu Adam'da başladı. Ülkenin kentsel planlaması açısından karşı karşıya olduğu sorunlar ve beraberinde elbette yapılması gerekenler ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın eski mültecilerin yurtlarına geri dönüş planının artık başladığını söyledi. Azerbaycan'ın ilk ulusal kentsel forumu Ağdam'da başladı. Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi, Birleşmiş Milletler Yerleşim Programı ve Adı Üniversitesi tarafından düzenlenen forumun ilk günü Ağdam'da yeni kurulan konferans merkezinde yapıldı. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forumun açılış töreninde konuştu. Aliyev Ermenistan'ın işgal döneminde 1 milyondan fazla mayın döşediğini, Azerbaycan ve Azerbaycanlılara yönelik bu terör politikasının devam ettiğini söyledi. Mayınlar nedeniyle mültecilerin evlerine dönmesi konusunda sorun yaşadığını vurguladı. <laughs> Eski mültecilerin bir an önce kendi yurtlarına geri dönmeleri için tüm gücümüzü ve potansiyelimizi seferber ediyoruz. Büyük dönüş programı artık başladı. İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçiriliyor. Mayıs ayında Zengilen ilinde ilk köy inşa edildi ve ilk mülteciler kendi yurtlarına döndüler. Fizuri Uluslararası Havalimanı 8 ayda yapıldı. Bu ay, Zengilen Uluslararası Havalimanı'nı, 2025'te ise Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz. Forum kapsamında kentsel planlama ile ilgili Azerbaycan'ın karşılaştığı sorunlar ele alındı. Kentsel dönüşüme yönelik uluslararası deneyimler paylaşıldı. Peki forum için neden adam seçildi? Forumun Adam'da düzenlenmesinin ayrı bir önemi var. Çünkü Adam yaklaşık 30 yıl boyunca işgal altında kaldığı sürenin sonunda işte bu manzaraya kavuştu. Hatta öyle ki Kafkasların Hiroşima'sı olarak adlandırıldı. Bütün binalar harap olmuştu, yollar harap olmuştu ancak Adam'da artık büyük bir değişim var. Hatta öyle ki modern binalar dahi yükselmeye başladı. Adam'da değişiklik işgalden kurtarılmasının ardından başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Emin Hüseynov, Adam'a büyük dönüş için hayata geçirilecek projelerin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Adam'da nüfusun yeniden yerleşiminin 2025'te başlaması bekleniyor. İlk aşamada yaklaşık 10 bin kişinin Adam şehrine taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda bu rakam 100 bine çıkacak. Sadece adam değil, Füzuli ve Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Azerbaycan kentlerin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yürütüyor. Ulusal Kentsel Forumu ikinci gününde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya gelecek. İlk kez düzenlenen Avrupa siyasi topluluğu zirvesi kapsamındaki bu dörtlü toplantı yarın yapılacak. Ermenistan Başbakanı Paşinyan toplantının ardından bağımsız devletler topluluğunun gayri resmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine gidecek. Prag'daki zirveye 27 Avrupa Birliği ülkesi liderinin yanı sıra 17 Avrupa Birliği dışı ülkede davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantılara katılması bekleniyor. İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayınlanması ve resmi kararlar alınması beklenmiyor.